Merhaba. İstanbul'da hava yağmurlu, fırtınalı. Bu durum peki balıkları etkilemiş mi? Hem fiyat hem miktar açısından nedir balık fiyatlarında durum? Evet, İstanbul'da hava soğuk, daha da soğuyacak. Sıcaklıklar düştü, daha da soğuyacak. Balık fiyatları değişti, daha da değişecek. Peki manzara ne tezgahlarda? İşte onu daha 24 canlı yayında kameraman arkadaşım Sami Uslu gösteriyor. Aslında birçok balığı tezgahlarda görmek mümkün. İstavrit, çinekop, sarı kanat, levrek, hamsi, barbunya, karides, çupra, aklınıza ne gelirse her türlü balığı elbette tezgahlarımızda görebiliyoruz. Denizlerimiz bereketli, denizlerimiz balık veriyor. Ancak bir yandan Helin, senin de söylediğin gibi fırtına var, soğuk var, yağmur var. Elbette İstanbul'da fırtına olunca hemen aklımıza balık fiyatları ve balığın bereketindeki miktarındaki değişim oranları aklımıza geliyor. Peki son durum ne? Onu Kemal Bey'le konuşacağız. Efendim 24 canlı yayınına hoş geldiniz. Öncelikle 24 izleyicileri şunu merak ediyor. Fırtına balık fiyatlarını etkiledi mi? Tabii ki etkiledi. Yani birkaç gündür çok fırtına var denizde. Balıkçılarımız denize açılıyor fakat ağ atamıyor. Ağ atsa ağlar parçalanır. Dönüp geliyorlar. Yani bu yüzden fiyatları etkiledi. Çinekop balığı 15 lira 20 liraydı. Bugün 30 lira. Hamsi balığı 10 liraydı. Bugün 15 lira. İstavrit balığı, çupra var bak 20-25 liraydı, bugün 35 lira. Levrek yine aynı, yani kiloda aşağı yukarı 10 lira 15 lira arttı fiyatlarda. İstavrit balığı 15 liraydı, 20 lira bugün. Sarı kanat 30 liraydı, 45 lira. Levrek, deniz levreği 40-45 satardı, 55-60 lira. Ama şu fırtına dursun, balık inşallah daha çok olacak yani. Peki bütün buna rağmen, fırtınaya rağmen en çok rağbet hangi balığa ve şu anda sizin tezgahınızda en çok hangi balık var? Ya çinekop balığına rağbet var çünkü mevsimi, hamsi balığına yine aynı mevsim olduğu için bunlara talep fazla. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Kameraman arkadaşım Sami Uslu şöyle hamsiyi gösterebilirse. Normalde tezgahlarda hamsileri bol bol görürüz. Ancak gördüğünüz gibi çok az kalmış durumda. Balıkçımızın dediği gibi fiyatı 10 lirayken fırtınaya bağlı olarak 15 liraya yükselmiş durumda. Peki çok da görmeye alışık olmadığımız bir durum. Hamsi tezgahta neden bu kadar az? Bugün çok az geldi hamsi balığı. Biz de az aldık. Fakat rağbet fazla. Hamsi balığını vatandaş özlemiş. Zaten hamsi balığı soğuk havalarda yenir. Rağbet fazla olunca bitirdik. Şimdi çinekop balığı bol bol. Çinekop'a lütfen beraber ilerleyelim. 24 izleyicilerimizle birlikte. Çinekop'a rağbet çok. Görüntüsü parlak, tadı lezzetli. Durum ne? 30 lira kilosu. 20 liradan 30 liraya çıktı. Ama şu fırtına dursun, inanın yine 15 liraya çinekop satacağız. Tabii bir miktar yükselme doğal olarak hava şartlarına bağlı olarak yükseldi. Ancak altını defaatle çizdiniz ama izninizle bir kez daha sormak istiyorum. Nasıl bir fiyatlandırma düşünülüyor ya da bekleniliyor önümüzdeki 15 gün için, bir ay için? Şimdi bakın, hava fırtına olmadığı sürece, denizde fırtına olmadığı sürece balıklar ucuz olur. Ama denizle ilgili bu borsa gibi balık fiyatları her gün değişebiliyor. Şu an deniz kalsın, gece balıkçılar çıkar. Çok getirirse 15 liraya satacağız. Ya bu denizle ilgili, yani bu kimsenin tek elinde değil, borsa gibi dedim ya. Ha, biz şu anda çinekopun mevsimi, istiyoruz ki 15 liraya 20 liraya satalım. Anladığımız kadarıyla balıklar arasında çinekop şu anda çok gözde. Şöyle bir tanesini alıp iyi balığın nasıl olduğunu izleyicilerimize bir paylaşalım. Fiyatlarını paylaştık. Şöyle kameraya doğru yakın tutalım. Sami Uslu gösteriyor. Ben geldim, balıktan anlamıyorum. Siz gösterdiniz, buna çinekop dediniz. İyi mi değil mi nasıl anlayacağım? Balıkçıyı tanıyacaklar vatandaşlar ama önce balığı tanımaları gerekiyor. Solungaçına bakacaklar, kırmızı mı? Gözüne bakacaklar, parlak olmalı ve bir de üzerindeki fosfor, denizin fosforu deriz biz ona. Balık bir gün kaldığı zaman o fosfor da gidiyor, kulağındaki solungaç kırmızılığı da gidiyor, gözünün parlaklığı da gidiyor. Ama vatandaş önce
Balıkçıyı tanısın, kötü balık almaz. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Balıkçıyı tanımak önemli, balığı tanımak önemli. Elbette İstanbul'da soğuk var, İstanbul'da fırtına var, İstanbul'da hava sıcaklığı düşmüş durumda. Bu durum kısmen balık fiyatlarını etkilemiş durumda. Fiyatlar kısmen yükselmiş durumda. Ancak paniğe hiç gerek yok. Hava da fırtına azaldığı zaman, biraz daha normalleştiği zaman balık fiyatlarında da aslında neredeyse %20-%30 oranında düşme olacak diye tahmin ediyoruz. Balıkçılarımız da öyle söylüyor ve elbette asla ve asla balıktan, balık yemekten vazgeçmemek gerekiyor diyelim ve sözü size bırakalım.